Arkadaşlar günaydın, merhaba. Burası Mersin Mezitli Demirışık Mahallesi. Burada bugün aşı çalışması yapacağız. Geçen yıl burayı yapmıştık. Bu parseli yaptık. Şu an Nisan'ın 25'i. Havalar soğuk gitti. Chatler uykuda daha. Hafif uçlarda şişme var. Burayı topraklı yapmıştık. Karşı tarafı sutut ve bu karşı tarafı sutut ve parafilmle yapacağız. İnşallah. Aşımız hazırlanıyor. 90 derece. Kalemlikler, Chatler. Bantlar şu an 5 santimlik bu. 7 santim 10 santimlik olan da olur. Güzel olur. Tek hamlede kapatır. Daha sonra su tut, kalın bir tabakayla sürülüyor. Bu su tutun içinde biraz sıvı kükürt var, çok az. 3 kiloya 50 gram yeterli. Kuş türü gelmiyor. Uzak duruyor kokusundan. Oraya. Tamam, kapandı.
Daha sonra sarılıyor. Parafilmle. Kuruduktan sonra. Önce de parafilm önce de sarılabilir. Veya kuruduktan sonra da sarılır. Tamam. Daha sonra su tut yapılacak. Aşıları bitirdik. Şimdi kontrol ediyoruz. Açıklık var mı? Tekrar kontrol edin. Açıklık olup olmadığını. Bunlara bir daha sürebilirsiniz. Şuralarda açıklık kalmasın. Bantın üzerine de sürebilirsiniz. Bant daha kalın olur. Kalın bir tabaka sürün. Bak bunda açıklık var. Görünüyor. Altta. Evet, orayı kapatacağız. Yoksa hava alır, tutmaz. Bunda da var. Kapatıyoruz. Bu şekil kontrol edin. Evet. 2000-2500 aşı yaptık. Bir günde 10 kişi. Güzel bir çalışma oldu. Bunu daha sonra su akınca plastik boya veya tavan boyasıyla da boyanacak. Bu parseli de bitirdik. Karşı parsel var gelecek yıla. Bunlar az sonra sarılacak. Burası yapılmış. Aşılar kondu. Su tut tepeye sürüldü. Burası da parafinle.
veya plastik boyayla yapılıyor. Geçen yıl karşı taraf topraklı yapılmıştı. Burası parafinle yapılıyor. Bantla su tut. Hiç hava almaması lazım. Su tut da. Burada 400 falan ağaç var. Toplam kalem 1500-2000 tane kalem yapılacak. Şimdi bunları yaptık. Boya da yapacaktık. Daha ağaçta ağlama var. Plastik boya, yani bedenini plastik boyayla beyaza boyanıp koşnil zararlısını yok etmek için. Ama 20 gün bekleyeceğiz. 20 günden sonra yapacağız. Şu ağlama geçsin. Yani şurası kesilmiş. Şu an ağlıyor. Şurası daha önceden kesilmiş. Ağlama yok. Altta ağlama var. Ağlama geçtikten sonra boyanacak beden. Su tutu çok iyi sürmek gerekiyor. Hava aldırmamalı hiçbir yerinden.25 Nisan. Hava sıcaklığı gündüz 15 derece, akşam 5 derece. Aşı için uygun. Bunu geçen yıl yapmıştım. Bayağı büyük bir ağaç. Alev toprak var. Burası aşı yaptığımız yer. Geçen yıl. Böyle işleri planlı yapmak gerekiyor. Eğer büyük bahçe yapılacaksa sonbaharda hiçbir gübre atılmamalı. Hiçbir ne organik ne kimyasal. Hiçbir gübre verilmemeli böyle büyük ağaçlara. Su verilmemeli. Gübre, su, ot ilacı, herhangi bir ilaç verilmemeli. Verilirse kuruma yapar, stres yapar. Eğer ağaç yaşsa da şuralara testere veya hızar motoruyla, el motoruyla atabilirsiniz. Kuruma bittikten sonra boyanacak.
tarafı yaptık. Bu tarafı da yapacağız. Tarihi bir çeşme var burada. Burası yaptığımız yer geçen yıl. İyi günler. Görüşmek üzere. Daha sonra sonuçları paylaşırım. Tutma oranını. Şimdi bunun bir kısmı filmle yapılıyor. Bir kısmını da kalemleri beyaz boyayla boyanacak. Plastik ya boyayla. Sonuçları paylaşırım. İyi günler. Görüşmek üzere.